Biraz git biraz gel yapıyorum. Bu abinin midyeleri çok güzel arkadaşlar. Kadıköy Moda Sahili değil mi Snap abi? Evet. Tamamdır, Moda Sahili. Bugün gereksiz yoğun olduğum günlerden bir tanesi. Ancak bir fikrim var. Teknolojik bir şey denemek istiyorum. Ancak başarılı olma şansı aslında %20. Ama eğer başarılı olursa epey güzel olacağını düşünüyorum. Şöyle, bugünün yaramayabilecek olmasının tek sebebi teknoloji. Teknoloji engel olabilir bugüne. Çukur vardı yolda. Penibortlar güzel. Ancak tek problemi, İstanbul'un yolları asla uygun değil buna yani. Bugün tuhaf bir hava var. Şimdi annemin bir iki tane minik ilacı vardı, onları aldım. Öyle birazcık bilgisayar işim var. YouTube'a ilk başladığımdan beri belki de en çok aldığım sorulardan bir tanesi: hangi kamerayı kullanmalıyım? Bana genelde bu soruyu soranlar kendimi geliştirmek için böyle filmler, denemeler vesaire yapmak istiyorum diye geliyorlar. Ben de cep telefonunuzla başlayın diyorum. Bütün üzerinde belki 16 parça varsa 16 parçadan bir tanesi kamera. Ancak bugün aklıma bir fikir geldi. Şarj adaptörü. Bu şarj aleti 2000'lerin başından kalan kasete çeken bu eski handikemimin. Ve bugünkü niyetim bu vlogun bir kısmını bununla yapmak. Eski kameralarımın hepsini saklıyorum. Bunun aslında herhangi bir batarya sorunu yoktu. Bunun aktarımında problem oluyor. Bilmiyorum işte, yani başarı oranım gerçekten %20 gibi. Şarj oluyor. Kamera arkada şarj olurken bir takım işlerim var. Onları halledeceğim bilgisayarda. Muhtemelen aşağı yukarı kafa kafaya denk gelir. Oha, açıldı. Neyse ama şarjı bitmek üzere. Bugün iş bazında yapmam gerekenlerin çoğunu yaptım. Şimdi kameranın şarjı dolmuş. Ona bakacağım. Çekim kolaylığı açısından bunun da altına böyle eski tripod gibi, hatta buna böyle otantik bir şey bulacağım. Bu gerçek anlamda belki de Türkiye'de, hatta dünyada satılan en eski mini tripod. Canon, Sony, Nikon vesaire, hepinize söylüyorum. Şu özellik. DSLR kameralarımıza da gelse, ben de durmadan böyle haftada bir yeni lens kapağı almasam. Merhaba. Kasetin içerisinde 12 dakikalık yer var. 12 dakikada en azından anlatmak istediğimi anlatmam lazım. Çevirmek için bu para gerekiyor. Benim için yeterli. Yamuk olmuş. Bunu hazırlamamın temel sebebi, bütün vlogu onda çekmeyeceğim. Yani bu sadece kısa bir bölüm olacak ama bilmiyorum, bir bölümü. İşte öyle. Bu kamerayla çektiğim vlogun olabilecek böyle hani en standart vlog olmamasını istiyorum. Yani içerisinde Kadıköy olacak, bir kahve içme durumu sekansı belki olacak. Belki kaykay yaparım, bir sahil manzarası, bir timelapse vesaire. Yani içerisinde olabilecek her şeyin olmasını istiyorum. Standart olarak hani yaptığım şeylerin. Şu anda Mars'a doğru geldim. Bir soğuk kahve içmek istiyorum şimdi. Hem kendime geleyim, hem hava çok sıcak bugün. Bir yağmur yani sabah gündüz çıktığımda yağmur yağacak gibiydi hava. Şimdi ise bayağı sıcak. Sanırım en tuhaf şey, insanlar bakıp kameram mı bozuldu diyorlar. Yani kameram bozulsa muhtemelen cep telefonumu kullanırdım. Ama öte yandan enteresan bir deneyim oluyor. Normalde şimdi elinde kocaman bir kamera tutarken insanlar daha farklı bakıyorlar. Ancak elini bunu tutabilirse sanki böyle daha da tuhaf bakıyorlarmış gibi. İnsanın kaset yeri sınırlı olunca böyle 12 dakika falan çekip sonra timelapse yapamıyor. Artık 1-2 dakika çekebiliyorsun. Şimdi 5 dakika işareti çıktı kasette. Galiba kasetim bitiyor. Bundan sonra diyeceğim her cümle bu kamerada son cümlem olabilir. Peki şu anda aynı anda ikisini kullanıyorum. Tabii ki biri daha iyi, diğeri daha sıkıntılı. Ama öte yandan
genel olarak çekim, kadraj vesaire ne düşünüyorsanız ikisini de kullanabilirsiniz. Bu aslında bir inceleme videosu değildi. Bunun temel sebebi herhangi bir şey çekmek istiyorsanız yani bir iki plan deneyeyim, sinemayı öğreneyim, neye nasıl bakayım. Elinizdeki malzemenin hiçbir önemi yok. İsterseniz 10 yıl öncesinden video çeken sadece bir telefon da kullanabilirsiniz. Eski biri, babanızın, annenizin, sizin belki doğumunuzu çektiği kamerayı bile kullanabilirsiniz. Merhaba, ben gelecekten geliyorum. Şu anda asla kameradan görüntü aktarmayı başaramadım. Ama işin belki kuantum boyutuna bakarsak, siz bunu izlerken ben zaten bunu halletmiş olacağım bir şekilde. Zorluğu burada bitmiyor. Asıl zorluğu bu görüntüleri aktarmak olacak. Şimdi ne diyeceğinizi biliyorum. Yani ne ilgisi var bütün bunların hani işte kamerayla vesaireyle? Niye böyle teknoloji kamera kanalı gibi oldun? Benim bakış açıma göre YouTube hala amatör sanatı ödüllendiriyor. Yani isterseniz 8.000 liralık bir kamerayla çekim yapın. Belki 50.000, 60.000 liralık profesyonel film kamerasıyla çekim yapın. Mühim olan sadece yapın.